Abileriniz demek istiyorum ama burada hocalar, hocalarınıza çok teşekkür ediyorum. Çok uzaklardan geldiler sizinle. Çok hoşunuza gitti. Hoş geldiniz tekrar. İnşallah güzel bir gün geçirirsiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü kampımız beynimiz nasıl çalışır? Beynimiz nasıl çalışır? Sadece beyinle ilgili değil, bir sürü... Burada yaklaşın isterseniz biraz daha. Biraz bu en anlık bir sapta bile böyle daha... Yabancı Yusuf. Sıra sende. Ben Miraç. Namım Miraç. Mesela hapşuranasın herkes olabilir. Herkes düşünsün. Böyle bir anda hapşururken bize kendini tanıtabilirsin. Oynayacağız bununla ilgili, tamam mı? Oyunumuz da... Vedat'a nasıl bir şey kalkıyorsak? Sevdiğin bir şey ne olabilir? Benim adım Emir, elmacı Emir diye. Evet. Benim adım Emir. Şifal. Maşe. Şifal. Şifal. Ben görüyorsun değil mi? Hayır. Al. O çok ağırmış ya. Ben bunu. Maşe. Yani. Ve ihtiyacınız olduğunda bana, Berkay ya da içeride Ali Baba'da gelecek birazdan. Bize söyleyebilirsiniz, tamam mı? Armut koltukları çok sevdiğimizi fark ettik. Onlarda da oturacağız, onlarla konuşacağız. İlla burada sıralarda oturmak yerine kalmayacağız. Daha önce ben psikoloji diye bir tane ders yapmıştım, ben hiç girmemiştim. Güneş, İnanç. Hocam, biri mi? Güneş, biri güneş için bir... Nasıl beraber
bölgemizde kadın ve çocuk bilim teknoloji atölyeleri olarak çocuklarımızın üretimle buluşmalarını, bilimi tanımalarını ve bununla ilgili çalışmalar yapmalarını destekliyoruz. Bu noktada atölyelerimiz fark yaratmaya başladı ve çocukların yapmış olduğu çalışmalar onlara dokunarak, onların eğlenerek en önemlisi yeni icatlar ortaya çıkarmalarını destekliyor. Bu noktada da sosyal sorumluluk projelerimizle Mesafeler Bilimi Engelli projesiyle Mersin bütün ilçelerine ulaşıyoruz. Bugün de buraya bilim otobüsümüzle çocuklarımız geldi. Ve bu projenin ilk ayağı olan Tavsiye Amerikan Koleji'ndeki sistem kampıyla öğrenciler ekonomi kampı, maker ile ilgili aktivitelere katılım sağlayacak. Farkındalık ne kadar fazlaysa öğrencideki isteklilik o kadar artıyor. Bilim atölyelerinin temel amacı çocukların üretimle buluşmalarını sağlamak ve yapmış olduğu çalışmalarda bütün materyalleri sınırsız bir şekilde kullanım hakkına sahip olmalarını destekliyoruz. Bu noktada atölyelerimizdeki bütün materyaller onların kullanımına açık. 3 aylık eğitimler sağlıyoruz atölyelerimizde ve bu eğitimlerin sonucunda performans değerlendirme sınavları yapıyoruz. Sınavlardan sonra çocuklarımızı bu konuda yaptıkları çalışmalarla izleme sağlamaktayız. We're very happy to talk to you today about a special partnership we've arranged this summer. Bugün burada 2 hafta sürecek olan bir sosyal sorumluluk projesi için birlikteyiz. Tarsus Amerikan Koleji'nin değerli iş insanı Tarsus'ta eğitim görmüş Muhtar Kent'in katkılarıyla oluşturulan bir STEM laboratuvarı burası. Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı bilim öğrencileriyle birlikte 2 hafta sürecek bir bilim kampı yapılacak. Burada misyon ve vizyonumuza bağlantısındaki amacımız ülkemizde yaşayan her öğrencinin bilimle tanışması, gelecekte bir bilim insanının nereden çıkacağını, hangi çocuğun bir yaratıcı ve bir icat yapacağını bilemeyiz. Onun için tüm çocuklara bu fırsatın tanınması çok önemli. Biz de buna misyonumuz, vizyonumuz da bu doğrultuda çalışıyoruz. Teşekkürler. Bence çok güzel bir etkinlik. Hem o yaştaki çocuklar için hem de bizler için onlarla buluşmak, bilim üstüne konuşmak, böyle ufak etkinlikler yapmak, onları bilgilendirmek. Bence herkes için çok güzel bir deneyim. Bunu sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. MBB Kadın ve Çocuk Bilim Atölyelerine çok teşekkür ederim. Bugün abilerimiz ve ablalarımız bizlere hücrelerimizi, beynimiz nasıl çalışıyor onları öğrettiler. Bize çok güzel bilgiler verdiler. Buraya bilim buz otobüsü sayesinde geldik. Arkadaşlarımla beraber Tarsus Amerikan Koleji okulunda pekiştirmeye geldik burada kodlama sürecini. Yaklaşık 2 yıldır okuyorum. Burada okuyorum. Kodlama kursunda okuyorum.